artık konuşuyor. Nasıl mı? Tabii ki grafiti sayesinde. Sokaklarda görmüş olduğunuz grafiti artık evlerinizin duvarlarını da süslüyor. Ben çok merak ettim, grafiti yaptım. Yaparken de çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Bugün başta Amerika ve birçok Avrupa ülkesi olmak üzere trend olan grafiti sanatı nedir, nasıl uygulanır öğreneceğim. Yanımda grafiti sanatçısı arkadaşlarım var, Ulaş ve Ativan. Ulaş, bize birazcık grafitiden bahseder misin? Nedir? Yani grafiti genel olarak sokaklarda sprey boyayla yapılan sokak sanatına verilen genel isim. Burada gördüğünüz gibi bomboş bir duvarımız var. Biz Ulaş ve Ativan'la bu duvara çok güzel bir grafiti yapacağız. Ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Ama sanırım bir önce üstümü değiştirmem gerekiyor. Gözden çıkardığım birkaç kıyafet giyip geri döneceğim. Siz de o sırada başlayabilirsiniz isterseniz. Tamam, hemen geliyorum yanınıza. Boyamız var gördüğünüz gibi. Hepsini kullanacak mıyız? Yani her muhtemelen. Rengi? Biraz şimdi yaptıkça çıkacak. Hı hı. Doğaçlama olduğu için ama kullanırız. Hı hı. Peki bu sprey boyaları her yerde bulabilir miyiz grafiti için? Yok, bunlar ithal gelen boyalar ama hı hı. İnternetten grafiti sprey gibi search ederseniz hı hı. Adresler çıkar. Bazı markalarda vardır diyorsun. Yani bunlar buradaki yerli boyalardan biraz daha işlevsel ve kullanışlı oluyor bu boyalar. Peki fiyatı nedir bunların? Bir tüpün mesela. Ortalama 30 lira diyebiliriz. Herkes grafiti yapabilir mi? Ya bence herkes yapabilir çünkü yaptığımız işin bana göre %20'si yetenek, geriye kalan %80'i çalışmayla alakalı. Bu her yerde öyle. Ben Ativan'a yardımcı olmak istiyorum ama daha yeni öğrendiğim için bu sanatı da bozmak istemiyorum. Bir şey yanlış yaptığımızda düzeltebiliyor muyuz acaba böyle evet, hafif taştığında? Aynen. Ben de burada örnekte gördüğünüz gibi biz buna küçük alanlara grafiti yaparken boyamız çok kapatıcı olduğu için temizleyebiliyoruz. Biz buna kendi dilimizde kesme yapmak ya da işte temize çekmek gibi adlandırıyoruz. Ressamlar da grafiti yapabilir mi? Ressamlar da grafiti yapabilir mi? Yapabilir. Yani en azından en nihayetinde onlar daha fazla renk, daha fazla resim, daha fazla estetik, daha fazla sanat kültürüne ve bilgisine sahipler. Bir de hiç uzaklaşmıyorsun buradan. Aslında senin için de sonucu sürpriz oluyor böyle. Aynen. Ya freestyle işlerde öyle. Yani hı-hı. Daha önceden birçok işte tabii taslak atıyoruz. Önceden çalışma yapıyoruz. Ne çıkacağını görmek için. Ama freestyle işler de yapıyoruz. Böyle bu iş hani işe alıştıkça hı-hı. Konuya, renge hakim oluyorsunuz. Daha önce defalarca yaptığınız şeyler oluyor. Böyle freestyle çalışıp sizin de sürpriz olması böyle işe biraz heyecan katıyor. Sokaklarda evet sürekli görüyorduk ama artık evimizin herhangi bir duvarına da yaptırabiliriz. Tabii zaten kullanım alanı olarak evlere, ofislere, kafelere birçok alanda talep geliyor. Biz de elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz bütün işlere. Ativan'ı siz de görüyorsunuzdur. Direkt böyle nizami bir şekilde çizgiler çekebiliyor. Bunun bir sırrı var mı acaba? Ya evet, şöyle yani boyarken bütün vücudunuzu kullanmanız gerekiyor. Yani. Parmaklarım nasıl acıyor bir bilseniz.
Ativan diğer tarafları rötuşlarken ben de dudakları boyamak istiyorum. Kırmızı rengi tercih ettik. Bakalım grafitide dudak boyaması kolay mı? Dudağın ne hale gelmiş görüyorsunuz. Yakından zaten göremiyorum ne çizdiğini. Ama şöyle birazcık uzaklaşıp baktığımda yamuk bir dudak. O yüzden birazcık daha rötuş yapmam gerekecek. Yaklaşık 3 saattir grafiti yapmaya devam ediyoruz. 1,5 saatimiz gibi bir süre daha kaldı. Onun sonucunda neler ortaya çıkacak ben de çok merak ediyorum. Ativan bir şeye ihtiyacın var mı? Ya bana arkadan gold renk boyayı getirir misin? Gold renk boya. Evet, gold tamam renk. Hemen gidip getiriyorum. Ben geldiğimde de döndüğümde de eminim biraz daha bir şeyler değişmiş olacak. Bakalım neler olacak. Biz şu an çok güzel bir grafiti yaptık. Belki siz de evinizin bir köşesine grafiti yaptırmak isteyebilirsiniz. Bunun fiyatı nedir Ulaş? Yani aşağı yukarı şöyle bir çalışma. 3 ile 7 bin lira arası gibi bir rakamla bunları uygulamak mümkün oluyor. Ne kadar sürede bitiyor peki? Yani o da yine çok bunlar tabii figürle alakalı şeyler. Yani bir günde de bitebilir ama grafiti sanatçıları sprey malzeme genel olarak hızlı bir malzemedir. Yani böyle bir duvar bir günde aşağı yukarı biter ama çok ekstrem ince işçilik isteyen bir çalışmaysa 2-3 gün zaman alabilir ya da birden çok duvar vardır işletme için. Daha fazla sanatçı boyarız ama böyle hızlı yani çok hızlı ilerleyen süreçler. Çok güzel olmuş. Bitti. Ellerine sağlık Ate, çok güzel. Eline emeğine sağlık gerçekten. Şöyle biraz geriden bakmak istiyorum. Ben gerçekten çok beğendim. Siz de evinizin bir köşesine bu çizimlerden yaptırmak istiyorsanız son moda olan grafitileri tercih edebilirsiniz.